Sinüsünü bulmayı öğreneceğiz, tamam? Şöyle ki, şimdi konu başlığımız ne olsun? Vektörlerde iç çarpım diyeceğiz. Hani başlığımız bu, tamam mı? Vektörlerde iç çarpım. İç çarpım. Şimdi bir yaslan şöyle arkana. Yavrucayla. Şimdi mesela hepimizin önce iyi bilmesi gereken kavramlardan birisi şu, bakın. Böyle bir kare verildiğinde arkadaşlar, diyelim bura bir birim, bura bir birim, bura 90 derece. Şimdi biz şu köşegeni çizeceğimiz zaman, bakınız, Pisagor sayesinde buranın kök 2 birim olduğunu görürüz. Tamam mı? Burası kök 2 birimdir. Şu açı kaç derecedir arkadaşlar? İkizkenar üçgende A, B, C üçgenine bakın arkadaşlar. Burası 45 derecedir. Burada 45 derecedir. Böyle olmak zorunda, tamam mı? Şimdi bu anlattığım şey çok önemli bir şey, bak bunu öğrenin. Mesela şimdi kosinüs 45 nedir dendiğinde sen şu an sadece şeye bakıyorsun. Hani bak şimdi bu üçgene bakıyorsun. Tamam? Bakacağın şeyi anladın mı? Şimdi şu halde bu ABC üçgeninde 45'in kosinüsü 1 bölü kök hipotenüs, bak. Komşu dik kenar. Bunu nasıl biliyoruz? Burada bir şu köşede bir bebek varmış gibi düşünüyorsun. Hani bir bebiş var gibi düşün hani. Veya bir kedi var gibi düşün. Bu kedinin ayağını bastığı yer komşusu hani. Kendisine en yakın yer komşu. Böyle hipotenüs. Hipotenüs de her zaman 90'ın karşısındadır. O halde arkadaşlar ben şimdi burada pay ve paydayı özel olarak kök 2 ile çarparsam kosinüs 45 1 bölü kök 2'dir demem doğru. Kök 2 bölü 2'dir demem de doğru bir şey. İkisi özdeş yani. Eşit yani. Tamam. Sinüs 45 nedir? Bakın sinüs 45'i bilelim. Karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı. Karşı dik kenarın hipotenüs oranı. O da kök 2 bölü 2. Tanjant 45 nedir? Bu sinüs 45 ile kosinüs 45 aynı şey. İkisi özdeş bakın. Çünkü aynı açı ya karşılıklı, bak komşu dik kenarın uzunluğuyla karşı dik kenarın uzunluğu eşit, bak ikisi de 1. 1 bölü kök 2, 1 bölü kök 2. Hani öyle düşün. Tanjant 45 karşı dik kenarın komşu dik kenarın oranından 1. Kotanjant 45 de komşu dik kenarın karşı dik kenarı oranından o da 1. Anlaştık mı? Burada soracağınız bir yerler varsa sorun. Bir de eşkenar üçgen çizelim arkadaşlar. Bakın. Bir eşkenar üçgen çizelim. Şimdi bu eşkenar üçgene göre burası bir birim, bura bir birim, bura bir birim olduğunda buradan bir dik indiğimde köşeden. Şimdi ben buradan bir dik inersem bak şimdi bura 1 bölü 2 olur, burası da 1 bölü 2 olur. Tabii ki burası 30 derecedir, öyle ya. Burası da 60 derecedir. Şimdi sen şu üçgeni düşün. Şimdi bu üçgene bakıyorsun, bu taradığım üçgene bakıyorsun. Bu üçgeni isimlendirelim. Mesela A, B, C diyelim. Buraya kadar tamam mı? Şimdi ABC üçgenine bak. Sen şimdi mesela şuraya bir kırmızı boyayalım bir dakika. Şu aşağıda, şurada bir çocuk var mesela. Hani böyle düşün. O çocukun komşu dik kenarı kosinüs 60, bak şimdi. Kosinüs 60 ne gelir? Bak. Kosinüs 60 ne gelir? Buna bakalım şimdi, tamam? Evet. Bak şimdi. Eşittir. 1 bölü 2. Ha, pardon. Pisagor'dan şurası da kök 3 bölü 2 gelir. Pisagor'u biliyorsunuz zaten. Onu çalıştık bayağı. Şimdi şu halde arkadaşlar bakınız.
1 bölü 2 bölü 1. Bu da 1 bölü 2'ye eşit özel olarak. Sinüs 60 nedir? Karşı dik kenarın, bu C'den bakıyorsun bak, karşı dik kenarın hipotenüs oranı. Kök 3 bölü 2 bölü 1. O da kök 3 bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Şimdi tanjant 60 ne? Tanjant 60 karşı dik kenarın 1 bölü 2 oranı. O da 2'ler gider, kök 3 gelir. Kotanjant 60 ise tam tersi, tanjantın tam tersi bak. Ters çeviriyorsun yani tanjantı. Bu kadar. Şimdi biz 45 derecenin trigonometrelerini öğrendik, 60'ı öğrendik. Siz ayrıca arkadaşlar 30 derecenin trigonometrik değerlerini de bulabilirsiniz. Bak mesela kosinüs 30 nedir? Bu sefer çocuk bu A köşesine gitti bak o çocuk. Oradan baksın şimdi o çocuk. Hani küçük minicik bir bebek. Oradan baksın kosinüs 30 komşu dik kenarın hipotenüs oranı. Tamam. Şimdi sinüs 30 nedir? Karşı dik kenarın hipotenüs oranı. Tanjant 30 nedir? Karşı dik kenarın komşu dik kenar oranı. Kök 3 bölü 2. Kotanjant 30 nedir? Komşu dik kenarın kök 3 bölü 2'nin karşı dik kenar oranı. 1 bölü 2. Bu kadar. Şimdi siz kopyanıza bunları yazacaksınız, bu üçgenleri çizeceksiniz, üçgene baka baka söyleyeceksiniz. Mesela şöyle yapalım. Eda, tanjant 30 neye eşit? Evet, tanjant 30 neye eşit Eda? Hayır, yanlış. Sen söyle. Hayır, bana uzun uzun söyle oğlum. 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2. Bu kadar. Sen söyle kızım. Kotanjant 60 neye eşit? Efendim? Hayır, çok yanlış. Bilemedin. Evet, başka fikri olan? Evet, delikanlı. Neyi biliyorsun sen? Şimdi neyi söylüyorsun? Tanjant 60. Evet. Kotanjant mıydı? Kotanjant 60 demiştik. Evet. Bakın arkadaşlar, kotanjant 60, 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2 diyecektiniz. Bu kadar. Mesela kosinüs 30 nedir? Sen söyle. Ümran. Kosinüs 30 nedir? Bu üçgene bakacağım, bu üçgene. Hah, aferin. Kök 3 bölü 2 bölü 1. Aferin. Merve sen söyle. Sinüs 30 neye eşit? Efendim? Bir bölü iki bölü hipotenüs. İşte bunları siz uygulamazsanız, üstüne düşmezseniz olmaz arkadaşlar. Bunlarla, evet, bunlarla ilgilenin arkadaşlar. Şimdi hepiniz buraya bakın arkadaşlar. Bu bir dik üçgen olarak gözlemleyin, tamam mı? Burada mesela buranın 90 olduğunu düşünün. A, B, bu da C olsun. Şurası da alfa olsun. Mesela şu uzunluğa A diyelim. Şu uzunluğa B diyelim. Buraya da hipotenüs diyelim. Tamam mı? Burada bir dik üçgenin trigonometrik değerlerini öğreniyoruz şimdi. Herhangi bir dik üçgenin kosinüs alfa komşu dik kenarın hipotenüsü oranıdır. Sinüs alfa
Karşı dik kenarın hipotenüs oranıdır. Tanjant alfa karşı dik kenarın karşı komşu dik kenar oranıdır. Kotanjant ise kotanjant alfa ise buraya yazalım. Kotanjant alfa da komşu dik kenarın karşı dik kenar oranı. Hayır, bir de ilginç bir şey. Ben size kopyanıza yazın diyorum bunları. Yani ezberlemeyin diyorum. Yani kopyadan ben sorduğumda siz kopyaya çıkarıp kopyaya bakarak söyleyebilirsiniz. Bir sorun yok yani. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Dahiler bir iki tekrarda öğrenir. Zeki insanlar 7-8 tekrarda öğrenir. Ortalama bunlar tabii ki. Normal insanlar da 9-12 tekrarda öğrenir. Bu böyledir arkadaşlar. Yani niceleri var ki üniversitede, yani bakın ben bile R'yi unuttum bak. Normal. Heh. Şimdi düşün bak. Niceleri var ki üniversitede doçent, pro, yani birçok doç, pro normal zekalı insanlar yani. Bunu biliyor musunuz Türkiye'de? Dahiler, zekiler yani okumaz yani. Siz hiç duymadınız mı? Kayseri'de adamın çocuğu zeki ise esnaf yapar adam onu. Ticarete verir. Çocuk malsa okula verir. Doçent olur, prof olur, öğretmen olur. Bunu bilmiyor muydunuz? Hiç duymadınız mı? Çünkü bakın zeki adam, dahi adam fabrikalar açar. Günde 1000 lira kazanır günde. Günde 5000 lira kazanır adam. Hani bu böyle yani. Hani eğer maddi açıdan bakarsanız sır. Ben size söylüyorum. Yani bilgiyi kullandığınız ölçüde sizindir. Bilgi kullanıldığı ölçüde sizindir. Diyelim sen bir şeyi bir kere de öğrenemiyorsun. Hani bu senin dahi veya zeki veya normal olduğunla orantılıdır. İlgi alakanla da orantılıdır. Şimdi bazı insanlar matematiğe hassas bakar, hemen öğrenir. İlgisini çekiyordur matematik. Oysa o insan dahi de değildir yani zeki de değildir. İlgi meselesi de olabilir. Hani öyle düşünün. Veya tabii ki sayısal ağırlıklıdır, hemen öğreniyordur yani. O yüzden siz kullandığınız zaman ne var ne yok matematikte öğrenirsiniz. Hiç korkmayın yani. Hiç bu hiçbir problem yok yani. Şimdi başka bir çalışma yapalım. Mesela kosinüs 30 artı sinüs 30 nedir dendiğinde, böyle sorularla karşılaştığınız zaman siz kopyanız, mesela şurada kopyanızda da böyle bir şey olmalı, kopyanıza bakmalısınız. Kopyanızda bunu var kılacaksınız, buna bakacaksınız. Buraya da 30, buraya da 30, 60 yazıyordur. Ha, kosinüs 60 ne? Kök 3 bölü 2 bölü 1, kök 3 bölü 2'dir. İşte sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Demek ki cevap kök 3 artı 1 bölü 2'dir. Bu kadar. Ve şeyi de söyleyeyim ben size. 10. sınıflar, 2. dönem, bu dersin adına biz trigonometri diyoruz. Bir dönem boyunca trigonometri göreceksiniz. Bunu da biliyor muydunuz? Bir dönem boyunca göreceksiniz. Bak bir dönem, koca 4 ay, ortalama 3,5-4 ay. Sadece trigonometri göreceksiniz. O yüzden bunları öğrenmek zorundasınız. Yani şimdiden öğrenin. Bir de bunlar nerede kullanılır? Mesela iki tane vektör verilsin. Bak şimdi. Birinin boyu 8, birinin boyu 4 olsun. Burası da 60 derece olsun. A vektörüyle B vektörü verilmiş. Şimdi A vektörüyle B vektörünün iç çarpımı nedir dendiğinde sen şimdi ne yazacaksın? 4 çarpı 8 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 nedir? Hemen şu kopyana bakıyorum. Yukarıda kopya var bak. 1 bölü 2 bölü 1 diyorsun. 1 bölü 2 bölü 1 de 1 bölü 2'ye işte. Hani bir şeyin 1'e bölümü gene kendisi ya. Buradan 8 bölü 2, 4. Değil mi? 16 cevap bak. Bu kadar bitti soru bak. Sen düşün. Mesela başka bir soru çözelim. Mesela şöyle yapalım. Burası 45 derece verilsin. Burası 4, burası 6 olsun.
Bu A vektörünün boyu ve B vektörünün boyları verilmiş. A vektörü ile B vektörünün iç çarpımı nedir? Hadi bakalım. Miau. Hadi miau. Mehmet? Evet. Aferin. Kosinüs 45 neye eşit? Kök 2 bölü 2. O da 12 kök 2. Şimdi sen diyecek, hocam kök 2 bölü 2'yi nereden bildik? Bak söyleyeyim, evet kareninki. Senin kopyanda bu yazılı olmalı. Eğer kopya çekemiyorsan, öğretmenin izin vermiyorsa sınavlarda kopya çekmene, o zaman sen ne yaparsın? Bir an için bu şekilleri ezberle, bu iki şekli hani, çok istiyorsan hani. Öyle değil mi? Benim kafamda yani 10.000 tane soru var yani, bir zarar etmiyor insan yani. Sizin kafanızda 3-5 tane kare, üçgen olmuş ne olur ki yani? Ne fark eder ki? Buraya kadar anlaştık mı? Tamam. Gelecek dersimizde görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.